Bu tweet'i bir kez daha okuyorum. Şu Ertem Şener'in Ertem Şener diyorum. Evren Turan'ın da bir tweet'i vardı. Daha maç bitmedi. Onu da hazırlayabilirim arkadaşlar. Daha maç bitmedi. Aha. Bitmedi maç yeni abi. Başlıyor. Maç yeni başlıyor. Lig yeni başlıyor işte. Maçta yeni bir, başlıyor. Onu bir şey yapabiliriz. Evet, denize bir pozisyonları verelim. Marka o pozisyonu. İlk pozisyon yani, benim tweet'im bu. Ya aslında şu pozisyon olduğunda hakem Marcao'yu atamadı. Yani bütün hakemlik otoritesini saha içerisinde yerle bir etti. Yani bana öyle yorumlar geldi ki bir Deniz Ateş Bitner sahada olsaydı sen tutar mıydın? Ya benim daha önceden bana en ufak temas etmiş futbolcuları direkt kırmızı kartla oyundan attığım görüntüler mevcut. Herkes kontrol edebilir, bakabilir. He? Yani şunu bir hakem nasıl atamaz, nasıl süzemez? Böyle nasıl? Değil ki, böyle değil ki. Kalk kalk. Ben sana kaç tane anlatırım öyle hocam. Fenerbahçe'lerin yaptığını. Bana yazdıklarını söylüyorum. Fenerbahçe'lerin yaptığını, Beşiktaş'ın yaptığını anlatırım sana. Kaç tane öyle çarpan görüntü. Sen çok hakemlik yaptın, bu sefer de ben hakemlik yapacağım. Hocam Kavan da senin göğsüne dokunmuştu Trabzon'un direkt attım, maçta. Sen direkt attın. Attım. Direkt Kavan da aynen şu hareketi yaptı. Geldi yani, şöyle yaptı. Ve aldı. Benim elim cebime gitti. Sen çıkarttın attın. Şimdi abi ya kalk sen de, sen de kalk sen de ben hakem. Ben kalkmayayım ya. Tamam, altında iş yapma. Yani. Evet. Şimdi ilk pozisyonda sen bir hata yaptın bana değil mi? Evet. Ben sana ne yaptım? Sarı kartı gösterdim. Sonra ben böyle duruyorum. Ya fotoğraf getirsene fotoğrafı. Fotoğraf. Pozisyonun fotoğrafını getir. Marka o itirazda geliyor, ha. Devam ediyor. Ha. Ben şöyle duruyorum, sen arkamdan geliyorsun. Ne yapıyorsun yani, bana? Ne yapıyorsun bana? Sonra gelip temas ediyor. Temas ediyor. Orada öyle sarı temas ediyor. Hemen bak şöyle. Onu yapmana gerek yok. Bu direkt, temas direkt kırmızı kart. Abi temas, canım tabii temas, tabii direkt sana ben gösterisi zaten. Direkt kırmızı. Bakın burada çok enteresan bir şey var. Gözden bana diyorlar ki. Hocam doğru söylüyor. Bana diyorlar tabii, ki tabii. Arkadan diyorsun. Saracchi'nin Marcao'ya temasından dolayı, hafif dokunup gitmesinden dolayı hakeme temas ver. Tamam, evet. Hafifletici sebep diyelim. Marcao kötü niyetli değil ama hakeme temas yine edemez. Yine edemez. Bu sefer yapacak, ikinci sarıyı dövecek. Gösterirsin atarsın. Ama Marcao sahada kalamaz. Marcao kalırsa... Dakika kaçacağım burada. Kaçıncı dakikada gördün? Kaçıncı dakikaydı Batu? Batu baksın. Batu, bu kaçıncı dakikaydı abicim? Ya bundan daha önemli şeyler de var, pozisyonlar da var ama bu hakemlik otoritesinin bittiği andır. Ama bu pozisyon Ziya'dan önceki pozisyon mu Ziya'nın yaptı sonra mı? Burada direkt olarak atılmalı mıydı Marcao hocam? Direkt atılmalıydı. Direkt olarak atılmalıydı. Direkt bundan atılır mı hocam, Allah aşkına? Hakeme temas etmenin cezası. Hakeme dayılık yapıyorsun ya. Ya ne yap, sizinkiler neler yapıyor ya? Ulan hakemi yediniz mi? Dövdünüz hakemi. Caner'i attı. Ben Kavanda'yı attım. Ben Osmanlı Trabzonspor maçında. 63. dakika hocam. 63. dakika. Ben Osmanlı Trabzonspor maçında. Niyet kötü değil. Musa Çağıran'ı attım. Bana böyle bir temasta bulunduğu için. Ben gördüm pozisyonu. Osmanlı Spor. Sonra da elime yapışıp işte kırmızı kartı. Ya bakın. Hakem sahada otoritedir. Hakeme en ufak bir şekilde dokunamazsın, çekemezsin, itemezsin. Hiçbir şey yapamazsın. Sözle yaptığın itirazda sarı kart görebilirsin. Ama dokunursan direkt ihraç edilirsin. Evet. Ya hocam. Ya, peki bunu niye atmıyor? Serdar Aziz, Caner her maç yapıyor ya. Niye atmıyor abi? Atamaz abi, yok öyle bir niye şey. Niye atmıyor? Niyet kötü değil çünkü itiyor adam onu. Niyet kötü değil mi? Ya abi, şu dakikadan abi, sonra. Senin Serdar Aziz'in her hafta yapıyor Caner'i senin. Abi şöyle vurunca. Tokat atıyorlar hakemlere, futbolculara. O da kırmızı kart. Ali Şansalan bugün vermiyorlar işte. Hani sen anket yaptın. Yok, Ali Şansalan iyi maç mı yönetti, kötü maç mı yönetti, berbat mı maç yönetti? Ben hakemlik tekniği açısından söylüyorum. Ondan sonra adalet diyorsun abi. Uygulamıyorlar. Sayın Emre Bo. Adalet diyorsun. Emre Bo. Adaletsiz başına gelirse görürsün sen. Hani anket yaptı. Anket yaptılar. Evet, o anketi bir ekrana getirelim. Hakem iyi maç mı yönetti, kötü maç mı yönetti, berbat mı? Hakemlik tekniği açısından berbat maç yönetti. Hakemlik tekniği açısından. Yani şu hocam sen şu çok kabul acımasız edilemez. Davranıyorsun Sivas Spor'un hakkı yenmiştir bu akşam. Ben meslektaşlarıma karşı meslektaşlarımın yapması gereken şeyleri yapmaması sizce benim gücüme gidiyor. Sizce Alişan bu akşam, Alişan diyorum, Alişan Salan. Alişan da bir izliyordu. Bu akşam nasıldı? Var odası gecemiz %45.8 iyi. Kötü %31. Berbat %23.2. Berbatın içinde Deniz Hoca da var değil mi? Ben de berbat dedim. Berbat diyor Deniz Hoca. Pozisyonlar bitti mi Ertem şimdi? Pozisyonlar bitmedi. Daha yeni başladım. Devam. Konuşmak istedim. Ali Şansal maça öyle bir başladı. Bu gece canım çok sıkkın. Tamam, bu gece hava çok karanlık. Pozisyonları bekliyorlar. Ben hocam pozisyonlar. Canın sıkkın. Devam et hocam pozisyonlara. Devam et. Hocam. Bak. Ama canım çok sıkkın. Tamam. Maçın başında. Ciddiyim. Ali Şansal bir kere maça 2-1'le başladı. Yok. Hele sen hiç gülme bugün. Bu dakikadan sonra gülmeni istemiyorum. Peki abi, özür dilerim. Ali Şansalan maça -1'le başladı. Maça evet. Başladık. Onyekuru'nun ceza sahası içerisinde rakibinin suratına bir tokatı var. Resmen Osmanlı tokatı attı. Bak iyi niyetli söylüyorum. Elin yüze, numarayı verin. Yüze istem dışı çarpması diye yorumluyorum. Hadi sarı kart olması gerekiyor. Faul bile çıkmadı.
Tamam al mı? Bak omuz at. Sarı kart. Sinan'ın. Sinan Gümüş burada kırmızı kart. Kırmızı kart. Fatih Şimşek kırmızı kart mı? Evet. Yani hakemlerin standart kart. Standartın olmaması konuşuyoruz. Tamam da. Hadi bunu niye söylemiyorsun?